Bir vakte erdi ki bizim günümüz namert belli değil, mert belli değil. Herkes yarasına derman arıyor. Derman belli değil, dert belli değil. Sevgili dostlar, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Şöyle düşünelim. Çocuğumuzu aldık veya arkadaşlarla geziyoruz. Bursa'da, İznik'te, Bilecik'te, Söğüt'te Türbeleri geziyoruz, camileri geziyoruz, mescitleri geziyoruz. Bazen bazı yerlerde yangın izleri görürsünüz. Bazen kurşun izleri görürsünüz. Söğüt'te Ertuğrul türbesinde kurşun izleri görebileceğiniz gibi, İznik'te Orhan Camii'nde yangın izlerini göreceğiniz gibi, Bursa'da Yıldırım türbesinde. Tabi bunların çoğu restore edildi ama şöyle 1921'de Yunanlıların Bursa'ya girdiğinde, İzni'ye girdiğinde ve Söğüt'e girdiğinde neler yaptıklarını bir okuyun. O camileri, mescitleri, türbeleri nasıl yıkıp yıktıklarını, fotoğraflarını bir görün. Evet, Yunanlılar girdiği yerlerde bir iz bırakıyordu. O izler genelde bizim tarihimize, ecdadımıza, büyüklerimize düşmanlık iziydi. Ne oldu ki bu memleketin seçilen belediye başkanları da farklı bir tarzda aynı izi bırakmaya çalışıyorlar. Yani Osmanlı düşmanlığı gösteriyorlar. Neden? Niçin? Osmanlı padişahlarına bu kin ve nefret, Osmanlı padişahlarının eserlerine bu kin ve nefret nereden geliyor? Bakınız, bugün Bilecik Belediye Başkanı da daha seçilir seçilmez, daha makamına oturur oturmaz belediyedeki Osmanlı motiflerini, Osmanlı gravürlerini hoyratça kaldırmakla başladı işe. Neden? Oysa oturduğu o bina Osmanlılardan kalma. Bari o binaya oturma, o binaya girme. O bina da Osmanlı'dan kalma. Evet Osmanlı'dan kalma binada oturuyorsun ama orada bir Osmanlı motifine, bir Osmanlı tuğrasına, bir Osmanlı amblemine, bir Osmanlı gravürüne neredeyse tahammül edemiyorsun. Bu kin ve nefret neden? Yine geçmiş önceki belediye başkanımız Selim Yağcı Bey Bilecik müthiş eserler yaptı Bilecik'e. Bir tanesi de Osmanlı tarih şeridi. Muazzam bir eser. Sevgili dostlar ilk yapıldığı sene 600 bin kişi ziyaret etti. Geçtiğimiz sene 2018 yılında tam 1 milyon kişi ziyaret etti. Düşünebiliyor musunuz? Bilecik'te bir eseri tam 1 milyon kişi ziyaret etti. Siz böylesine bir ziyaretçi akınına hangi şehirde nerelerde rastlayabilirsiniz söyleyebilir misiniz? Bu eser yapılanı daha 2 sene oldu. Onları oraya çeken nedir? Bu milleti oraya çeken nedir şöyle bir düşünelim. Osmanlı sevdası değil mi? Bilecik için bu çok büyük bir kazanç değil mi? Geçtiğimiz günlerde baktık orada Osmanlı padişahlarını tanıtan yazıların tamamı kazındı. Neden bu Osmanlı düşmanlığı yapıyorsunuz dedik. Hemen bana döndü ibre. İşte bizden rahatsız olduğunu söylediler. Oysa söylüyorum onlara ve o başkana soruyorum. Orada benim adımın gösteren o yazıların altında bir işaret var mı? Gezenler orada Ahmet Şimşirgil adını görüyorlar mıydı? Buyurun fotoğrafınız varsa gösterin. O gezen 1 milyon kişi Ahmet Şimşirgil'in adını görmedi. Gördüyse göster. Yoksa müfterisin, yalancısın. Hiç kimse rahatsız değil. Ama bir şeyden rahatsız bu belediye başkanı. Orada Osman Gazi'nin anlatımından, Orhan Gazi'nin Fatih Sultan Mehmet'in anlatılışından, anlatış şeklinden, övülmesinden, 2. Abdülhamit Han'ın anlatımından, içeriğinden, oradaki bilgilerin ve Vahidettin Han'ın oradaki anlatılış şeklinden rahatsız. Mertol Mert ol, açık ol. Orada Ahmet Şimşirgil'in adı yoktu. Orada gezenler Ahmet Şimşirgil'i asla görmediler. Gördülerse göster. Gördülerse göster. Asla gösteremeyeceksin. Ama ben de söylemedim bu benim yazım diye. Evet ben yazmıştım. İtiraz etmiyorum. Ama orada belediye benim adımı asla kullanmadı. Net söylüyorum. Ve yine o yazıların içeriğinden güya rahatsızlarmış. Acaba yanlış olabilirmiş. Miş, miş, miş. Böyle yapma sen bir belediye başkanısın. Göster, söyle şurada şu bilgi yanlıştı de. Bir tek yanlış bilgi göremedin mi? Bir tek yanlış bilgiyi göster ben de göreyim, tartışayım. Ve bu belediye başkanı bunlar Bunlar sağ gösterip sol vurmaya çok meraklılar son senelerde. Sağ gösterip sol vuruyorlar. Diyor ki biz saygın tarihçiler. İsmail Hakkı uzun çarşılı. E Halil İnalcık. E Cevdet Küçük. Bunlardan alacaklarmış. Ya ben bu adamın Cevdet Küçük'ün bir eserini okuduğunu bile zannetmiyorum. Bir eserini. Gel seni bir imtihan yapayım. Gel görüşelim. Gel konuşalım. Gel uzun çarşılıyı da, gel Halil İnalcı'yı da seninle konuşalım. Sen ki Bilecik Belediye Başkanısın. Osmanlı'nın kurulduğu toprakların yerinin başkanı oldun. Dikkatli ol. Osmanlı kayı boyundan değil diyen Halil İnalcık'tan alacaksın değil mi? Hangi boydan göstereceksin söyler misin ey başkan? Uzun çarşılıdan alacaksan Osmanlı kayı boyundan diyor. Halil İnalcık'tan alacaksan Osmanlı kayı boyundan değildi diyor. Hangisinden alacaksın Sayın Başkan? Söyler misin? Kayı boyundan mı diyeceksin? Değil mi diyeceksin? Haydi söyle. İkisi de vefat etti. Kime yazdıracaksın? Yalan konuşma. Kime yazdıracağını da söyle. Öyle böyle sağ gösterip sol vurmak şeklinde olmuyor. Cevdet Küçük Bey'e de asla yazdırmayacaksın. Bak buradan söylüyorum. Asla yazdırmayacaksın ona. Çünkü yazarsa benim gibi yazar. Ben biliyorum. Sen bilmiyorsun Sayın Başkan. Birileri seni dolduruşa getiriyor. Birileri seni dolduruyor. Anlamıyorsun. Anlamıyorsun. Kaldı ki onun da baş taraflarla ilgili Osmanlı tarihiyle ilgili yazısı yoktur. Halil Nalcık'tan, Uzun Çarşılı'dan Vahdettin'i nasıl yazacaksın Sayın Başkan? Söyler misin? Abdülhamit Han'ı nasıl yazacaksın? Kime yazdıracaksın? Öyle kimseye de iftira etme. Adama hatasını söylüyorsun. Sen falan yerde şunu yapmadın mı? Bir eksiğini söylüyorsun. Ya Osmanlı padişahlarına bu kinin ne senin diye soruyorum. Sen diyorsun ki senin hakkında bir intihal yazısı varmış. Cevabımı gördün mü Sayın Başkan? Cevabımı okudun mu? Ona ben cevap vereli iki sene oldu. Sen neredesin Sayın Başkan? Onu görüyorsun ama bunu görmüyorsun değil mi? Bak Sayın Başkan oraya müthiş bir eser kazandırdı. Selim Yağcı Bey müthiş bir eser. Osmanlı oraya eser verdi. Osmanlı eserini kullanıyorsun. Selim Yağcı Bey'in eserini kullanıyorsun. Ama içindeki bilgileri yok ediyorsun. Bak ben sana söyleyeyim. Doğrusu ne? Git şu andan itibaren Bilecik'e eser kazandır. Eser yap. Sen de bir tarih şeridi yap. Bilge Kağan'ı anlat. Timur'u anlat. Osmanlı'yı anlat. Atatürk'ü anlat. Yaz oraya istediğini yaz. İstediğini koy. Kimi yazarsan yaz ama bir eser kazan. Başkalarının eserlerinin isimlerini değiştirmek çok kolay değil mi? Adlarını değiştirmek çok kolay değil mi? Başka ne bilirsiniz siz? Siz gökten zembille mi indiniz? Sana oraları kim kazandı? Orada Ertuğrul Bey'in, Osman Bey'in, Orhan Bey'in, bu milletin döktüğü kanları unutmayın. Şehitler yurdunu o şehitlerle yoğrulmuş toprağı unutmayın. Nerede geziyorsun? Hangi toprak üzerinde geziyorsun? Sen İstiklal Marşı okuyorsun değil mi? Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Orada hangi şehitlerin, hangi şehitlerin kanı var? Orada kimler var ey başkan? Biraz tarihine saygılı ol, biraz Osmanlı'ya saygılı ol. Evet, Görelim bakalım nasıl yazdıracaksın. Senin yazdırdığını bir tarafa, benim yazdığımı da bir tarafa koyacağım ve bu millete göstereceğim başkan. Merak etme göstereceğim. Şunu açık söyle ve mert olun. Ben Osmanlıyı sevmiyorum deyin. Açık olun, mert olun. Abdülhamid Han'a Kızıl Sultan mı dedirteceksin, ne söyleyeceksin? Mert ol Sayın Başkan. Öyle iftiralar etme cevaplarını da oku. Evet girdiğiniz yeri dümdüz ettiniz. Yazıları kaldırdınız, motifleri kaldırdınız. Osmanlı'yı hatırlatan şeyleri kaldırdınız. Bakalım nasıl yazı yazacaksınız. Evet görelim. Ama görüyoruz. Millet de görüyor. İnsanlar da görüyor. Bize sadece yapılanların, yapılanların yanlışlığını göstermek düşer. İftira etmiyoruz. Yaptığınızı söylüyoruz. Dün Maalesef örtüşüyor. Yunanlı da Osmanlı düşmanı gösteriyordu. Sizde de Osmanlı düşmanlığı gösteriyoruz. Bu zihniyetten vazgeçin. Tarih düşmanlığından vazgeçin. Ecdada saygılı olmaya davet ediyorum ben sadece. Evet sevgili dostlar. Bizimkisi doğruları göstermek, bizimkisi yapılan yanlışları işaret etmek. Bu arada, bu arada bazıları da var. Bakın şunu da ifade edeyim. Belediye başkanı benim başka bir yönümü söylüyor. Ama böyle aynalı söylüyor. Bu sözleri mi acaba ben intihal ettim? Başka bir intihal vakası mı var? Karar gazetesi de açıklama yapıyor. Ahmet Şimşirgil'in oraya yazdığı yazılar intihalmiş. Hoşuna gidiyor, gitti değil mi Karar Gazetesi? Şunu açıkça söylesene. Bu belediye başkanının Osmanlı düşmanlığı benim hoşuma gitti desene. Bunu söyle. Ben hangi acaba oraya yazdığım yazıları intihal etmişim? Bunu utanmadan okuyucularına gösteriyorsun. Ben de sana soruyorum ey Karar Gazetesi. Orada bazı mezhepsizlere vurduğum için sen şimdi bana güya aklınca aklınca karşı mı Ahmet Şimşirgil'i tuzağa mı düşürmüş oluyorsun? Mert olun mert yazıldığını anlayın. O belediye başkanı öyle söylemedi. Ama sen başka türlü anladın. Bak bunu da söylüyorum. Belediye başkanı benim yazılarıma intihal demedi. O başka bir yerden vurmaya başladı ama ben onun cevabını vermiştim. Onu görmedi. Sen ise utanmadan okurlarına benim oradaki yazılarımı intihal gibi gösteriyorsun. Yazıklar olsun sana. Bunu da söyle. De ki ben o belediye başkanının Osmanlı'ya vurmasından da memnun oldum de. Karın ağrı nedir? Onu da söyleyin. Evet açık olmak lazım, dürüst olmak lazım. Şairin dediği gibi bir vakte erdi ki bizim günümüz namert belli değil, mert belli değil. Bu belirsizlik arasında doğruya nasıl kavuşuruz? Hz. Mevlana'nın ya göründüğün gibi ol ya olduğun gibi görün. Sözüne o kadar hasretiz ki. Cenab-ı Hak göründüğümüz gibi mert, doğru, dürüst olmayı Hepimize nasip eylesin sevgili dostlar muhabbetlerimi sunuyorum sağ olun var olun